Gurar.com Instagram hesabımıza hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir canlı yayınla sizlerle birlikteyiz efendim. Evet, dün akşam tabii biraz üzüldük. Biliyorsunuz milli takımımız maalesef Karadağ karşısında galibiyet alamadı ve Uluslararası Ligi'ne çıkamadı. Biraz bu konuda üzgünüz açıkçası. Birazdan Selena Tok bizlerle olacak. Hem milli takım değerlendirmesi yapacağız hem de Fenerbahçe ile ilgili ve özellikle transferle ilgili yeni gelişmeler var mı? Sevgili Senat'tan öğreneceğiz. Milli arada bakalım herhangi bir gelişme yaşandı mı transferle ilgili. Özellikle bu ara çok fazla konuşuluyor biliyorsunuz, işte bir Talisca meselesi söz konusu. Tabii benim de en merak ettiğim konulardan bir tanesi Talisca acaba Fenerbahçe'ye gelecek mi? Herhangi bir anlaşma sağlandı mı? Biraz sonra sevgili Senat'la konuşacağız. Hoş geldin Senat. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İyiyim tabii ama birazcık da üzgünüm açıkçası. Tabii evet, yani hiç beklemediğim bir mağlubiyet açıkçası. Grupta hiçbir amacı kalmayan yani doğru düzgün galibiyeti 3 golü yokmuş bu arada Karadağ'ın hiçbir takıma neredeyse. Bu işler böyle. Evet. Milli takım felsefe kulübü değil yani. Evet. Anlatabildim mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Yani hiçbir kulübü felsefe kulübü değil. Yani tabii ki her hocanın felsefesine saygımız var. Bir oyun tarzı vardır. Eyvallah, ama işlemiyorsa da artık konvansiyonel ve klasik yollara dönmek gerekir. Yoksa Sayın Vincenzo Montella felsefesine saygı duyuyoruz. İstediği kadar felsefe de yapabilir. İstediği kadar felsefe de yapabilir ama yani yani bir yandan hani üzülüyordum. Hani hoca görmüyor mu acaba bir 9 numaraya ya da bir golcüye ihtiyaç olduğunu oraya? Görüyormuş ve almıyormuş. Hani hangisine, yani o çok enteresan. Evet, yani evet, böyle bir ihtiyaç olduğunu hoca neredeyse söyledi. Yani evet, bunu deneyebilirdim ama hani olmadı dedi. Denemedim dedi. Felsefem dedi, böyle değil dedi. Valla ben anlamıyorum yani. Ben gerçekten çok üzüldüm. Ama her işi ciddiye almak gerekiyor. Ben İzlanda diyorum. Galler maçından önce de böyle bir herkes bir şey yapmıştı, rahatlamıştı, görüyordum. Bu işler abi, her işi ciddiye alacaksın. Sonra dük çalmadan bu işler bitmez yani. Evet. Yani mesela şu şeylere baktığın zaman, gruba baktığın zaman milli takımın Karadağ'a yenileceğini düşünür müydün? Ya şöyle, şimdi bak, bu Karadağ takımı bundan 2 yıl önce, yanılmıyorsam 2 ya da 3 yıl önce, Hollanda Karadağ ile maç yapıyor. İzleyicilerimiz internetten bulabilirler. Ben o maçı izliyorum. Çünkü sonrasında galiba biz Karadağ ile oynayacağız. Maçı izliyorum ben. Hollanda 2-0 önde. Van Gaal hoca. Tamam, maçı bitirdi Hollanda. 60'ta falan De Jong'u oyundan aldı. De Jong'u. Maç 2-2'ye geldi. Karadağ 2-2 yaptı. Yani özetle, şimdi tamam, çok küçük bir ülke. Ha, bir atıyorum, bilmeyebilirim. Bir San Marino değil, bir Malta değil. Yani işte ne bileyim, hani sonuçta bir Yugoslav ekolünden gelen bir ülke. Ne olursa olsun, işte İtalya'da oynayan, orada burada oynayan oyuncuları var. Tabii ki rakibimiz değil ama şunu söylemeye çalışıyorum. En ufak rehavette de adam 3 tane olağanüstü gol attı yani. Evet. Hani evet, burada benim söylemeye çalıştığım, sen rakip bin durum mesela, rakip Prosineçki. Prosineçki'nin maç öncesi açıklamalarında kendisine sorulan Karadağ basının, bunu mutlaka hoca biliyordur ya da söylenmesi gerekiyor. İşte görevinize devam edecek misiniz? O da diyor ki maç bitsin, ondan sonra başkanla konuşacağım diyor. Başkan Savicevic. Yani bu maç Prosineçki'nin de göreve devam etmesi için tamam ya da devam maçıydı. Yani senin rakibin maçı öyle bir hazırlandı ki, bir hayati maç gibi hazırlandı. Evet. Ama sen turistik seyahate gider gibi hazırlandın. Yok felsefe yapayım dedin. Yok bu iş bitti dedin. Dolayısıyla bir yandan da şuradan çıkarmamız gereken dersler var. Demek ki hala kat etmemiz gereken bazı disiplin konuları var. Disiplinden kastım, yani havaya çok çabuk giriyoruz. Girmememiz lazım. Bir iş bitmeden de bitti gözüyle bakmamak lazım. Kimse de sağlık için spor yapmaya çıkmıyor oraya yani. Evet. Tabii zemin de kötüydü bu arada ama yani ya, bu tamam, bir bahane değil artık. Ya hayır, şimdi zemin kötüyse ona göre oyuncuyla oynayacaksın. Zemin değilse ona göre oyuncuyla oynayacaksın. Evet. Yani sen teknik adam olarak orada felsefe için
felsefe yap orada. O maçı al, biz devam edelim. Hadi eyvallah diyelim. Teşekkür ederiz Evet, kanka. evet. Seni burada kucaklayalım. Yani çok da güzel gidiyordu hoca. Zaman zaman eleştirdiğimiz konular vardı. Hani kimle neyin mücadelesini veriyorsun yani? Evet. Yani kimle Doğrudur. neye karşı ne mücadelesi yani? Ya bir de sen 9 numarasın hocam ya. Ya Doğru. bir de sen 9 numarasın yani. Evet. İşin enteresan tarafı o. Sen 9 numara olarak şey yapmıyorsun söylediğini oraya hani ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu 9 numaranı biliyorsun. Orada Semih var. Oraya Barış Alper'i atabilirsin. Birçok isim var ama maalesef üzücü bir durum yani. Evet, üzücü bir durum oldu. Bu arada sen de hatırlatmış oldun. Şanlı San Marino'yu da tebrik Ya San Marino kadar şey değil yani. Zayıf takım değil ki bak Karadağ. Karadağ'da Jovetic gibi çok değerli ve önemli bir oyuncu var. Çok üst düzeyliklerde edelim. oynamış. City'de oynamış. Evet. Fiorentina'da oynamış. Ondan sonra dediğim gibi İtalya'da oynayan. Ya bir kere Prosineçki çok önemli bir Gökmen Bey dışarıda. Gökmen yine bizi Ya güldürmeye Gökmen. geldi galiba. Gökmen'cim. Evet Evet. üşüdüm Gökmen'cim. Üşüdüm. Senin kadar genç değiliz artık. Estağfurullah. Ya uzun lafın kısası üzücüm üzücüğüm. Buradan da gerekli dersi çıkarman lazım. Ha neymiş o? Demek ki gereksiz felsefe yapmaya gerek yok. Sen maçı çöz. Sen hocasın. Senin maçı çözmen lazım. Senin maçı kurtarman lazım. Maçı kurtar, rahatına bak. Ya yok, yok işte efendim yani. Ya bir de sanki böyle ay hani hoca öyle bir anlatıyor ki ayıp bir şeymiş gibi yani. Hani felsefeme aykırı. Hocam biz senden ayıp bir şey yapmanı istemiyoruz ki ya. Semih'i oyun alacaksın, Barış'ı oyun alacaksın. İşte Enes vardı. Enes'i oyun alacaksın. Hani bu ayıp bir şey değil yani. Hoca bunu ayıp bir şey gibi görüyor herhalde yani. Ben hani öyle bir anlatıyor ki gerçekten çok enteresan ya. Yani Ya inanılmıyor yani. evet, şimdi orada çok doğru bir şey söylüyorsun. Hani böyle sanki işte Semih'i falan oyunu alsa böyle ya Hayır hayatım yani mesela işte bu benim hani prensip hakaret edilir. ya bu benim prensibim mesela ben böyle bir şey yapamam yani niye hocam hani bu ona yani ben anlamıyorum gerçekten anlamıyorum Ya hocam artık milli maç ya. Yani felsefenin git istediğin her yerde yap, ya var sıkıntı değil ama hocam Türk felsefe milli hocam takımı. felsefe kulübü kur gelelim felsefe kulübü kur gelelim konuşalım felsefe ama şey değil yani Suat'cığım Zagreb'e selamlar sevgili Suat bizi takip ediyor her zaman çok yakın dostumdur Zagreb'de kendisi. Selamlar Zagreb'e. Selamlar, sevgiler. O da iyi Fenerbahçeli. Birazdan Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri aktaracağız. Yani Evet. üzüldüm ama bir yandan da gerekli dersi çıkaracaksın. Diyeceksin ki ha nedir o? Demek ki bu iş bitmemiş. Demek ki ben her maçı ciddiye alacağım. Bunları düşünmen lazım. Vincenzo Montella hocamız bak hala gerçekten çok saygı duyuyorum. Çok 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 klas bir adam. Çok şey bir adam. Ya hocam bırak kimle neyin mücadelesi veriyorsun ya. At işte iki tane dokuz numara çevir maçı ya. Evet. Mourinho döndü 3 tane 3 tane golcüye döndü Lille maçında maçı çeviriyordu. Ne bileyim Okan Hoca dönüyor. Fatih Hoca gidiyor Donku golcü olarak oynatıyor. Yani sen hala niye bu kadar şey yapıyorsun? Yani artık hani soru da sormayacağız. Tamam soru da sormayacağız 9 numara. Belki herhalde onunla, o da biraz etki etmiş olabilir yani. Yani bak bu tip sorularla mücadele girdiğin zaman kaybedersin. Anladın mı? Niye bunu soruyor? Bak biz haklı çıktık yani. Evet. Semih orada bak Semih'le Barış orada boğuşur ya. Çünkü orada güreş müsabakasına döndü. Güreş maçına döndü iş yani. Yani yarı güreş diye futboldan çıktı, fiziksel mücadeleye döndü. Ben inanamıyorum nasıl bu kadar üst seviyede bu kadar büyük hatalar yapılıyor. Ben hala inanamıyorum yani. Gerçekten üzülüyorum yani. Ama bir yandan da belki bazı şeyler hayırlı olur. Hoca bazı şeyleri görür. Başka bir görmeyecekti çünkü yani. Yani görmüşse de felsefesine aykırı olduğu için işte bilmiyorum. Umarım hoca felsefesini birazcık yumuşatır, ne diyeyim yani. Bu kadar sert düşünmez bu konuda. Peki geçelim şimdi biz Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'deki tabii ki en önemli konu şu anda Talisca konusu. Bir şeyler duydum sevgili Senat. Yani işte En-Nesyri'yle takas durumu olabilir. En-Nesyri ile alakalı bir takas durumu yok. Yani onu söyleyeyim. En-Nesyri'yi Tamam. herhangi bir şekilde gönderme. Yani teklifler var ama satmak istemiyor. Çünkü niye bunu birçok kez Fenerbahçe yaşadı. Gönderdiğin zaman yerine oyuncu alman çok zor. Yani yaz ayı transfer döneminde 2 ay uğraştın. Şimdi devre arası transfer döneminde En-Nesyri'yi göndereceksin. Yerine oyuncu olacaksın. Yani hem maddi olarak çok zor bu hem de oyuncu kalitesi olarak çok zor. Bu yüzden En-Nesyri'nin gönderilmesiyle alakalı herhangi bir şey yok. Yani olağanüstü bir şey olursa belki ama şu an böyle bir gündem yok. Takas yok. Ya buradaki önemli konu şu. Talisca konusu.
Talisca'yı sezon başında Fenerbahçe gündeme alıyor ama oyun tarzı sebebiyle de hoca çok sıcak bakmıyor. Ama Evet. şimdi biraz daha olumlu bakıyor ve bu yüzden de girişimler var. Tabii buradaki temel konu, hani bunu tam sorduğumuzda net cevap da verilmedi açıkçası ama ne oldu sezon başında Talisca olmadı da şimdi oluyor? Hani niye, ne değişti yani? Evet. Fenerbahçe'de değişen şöyle bir durum var. Bir kere bu Osimhen etkisi, yani yıldız oyuncu etkisi, Rafa etkisi. Fenerbahçe'nin de var, şey işte, Tadiç var. Maşallah Tadiç her maç eleştiriliyor yani. Anlatabildim mi yani? Yani Evet. hala eleştiriliyor işte. Dzeko var. Dzeko hala eleştiriliyor. O yüzden böyle bir yıldız oyuncu etkisine ihtiyaç olduğunu düşünüyor yönetim. Burada büyük ihtimal hocada da esnemeler var ve hocanın oyun planı biraz daha önde oynamaya yönelik artık. Hani gördüğümüz, yani tabii rakibe göre plan yapıyor ama daha da Manchester maçıyla beraber daha da önde oynamaya başladı. Bu yüzden bu transfer gündeme geldi. Olur olmaz göreceğiz ama şey takası işte, onu verelim, Ennesi'yi verelim, Talisca'yı alalım takası ile alakalı bir durum yok yani. Peki yani En-Nesyri'ye 30 milyon euro bir teklif geldi Al Nassr kulübü tarafından. Ama Fenerbahçe'nin bunu onaylamadığı doğru mu? Ha, Yok. 30 milyon euroydu. 30, yok. 30 duymadım. 30'u ben duymadım. 30 da versinler canım Yok ben. yani 30 iyi. Parayı seviyorsun. Severim. Aşk Severim. mı para, aşk mı para mı? Aşk mı kaldı Senat bu yaştan sonra? Para tabii Ne ki. var yaşında ya? Gökmen'le aynı İşte o yaşlısın. Gökmen'in tuzu kuru canım. Ha? Gökmen'in tuzu kuru diyorum. Öyle mi? Bilmiyorum. Öyle. Matematik konuları bilmem. Evet. Niye Gökmen evli değil mi ya? Ha, Makyaj o mı? açıdan mı tutuldu? Ne bileyim abi, ne açıdan, neyse biz konumuza dönelim abi, tamam. Bir konuya dön. Peki. Talisca için şimdi girişimler var dedik. Peki bu girişimlerden biraz bize detaylı olarak bahseder Ya misin? oyuncunun Mesela Ali Bey şimdi gitti şöyle. mi? Acun Bey gitti mi? Nasıl Ya şimdi falan? oyuncunun bir maaşı var tabii. 12 milyonluk bir maaşı var. Bu nasıl daha düşüğe, ya bir kere prensip olarak herhangi bir problem yok. Ya oyuncu buraya gelmeye sıcak vesaire, burada bir problem yok ama maaşı yüksek. Yani bugün şimdi sen İrfan Can'la görüşüyorsun. İrfan Can'ın aldığı maaş, atıyorum başka bir yerli oyuncunun aldığı maaş arasında çok büyük fark var. Anlatabildim mi? Tabii, Ve doğal tabii. olarak skala yükseliyor. Oyuncu diyor ki ben oynamıyorum, diyor. Oynuyorum. Oynamayan oyuncu benden 3 katı fazla alıyor diyor. İşte Talisca'yı getirdiğinde bu sefer Tadiç'in maaşı olacak, Dzeko'nun maaşı olacak ya da işte En-Nesyri'nin maaşı ne olacak? Ya da Amrabat'ın maaşı ne olacak? Bunlar hep bir denge. İşte 12 milyon euroyu aşağı çekmeye yönelik bir çalışmalar var ama prensip olarak hani Fenerbahçe istiyor, Talisca da istiyor. Orada bir herhangi bir problem yok. Ben olma ihtimalini görüyorum ama buradaki temel konu şu Kayseri maçı da bir bitsin. Orada tabii hoca daha net açıklar. Ne oldu da Talisca sezon başı olmuyor da şimdi oluyor? O konu üzerinde belki biraz daha şey yapmak lazım. Durmak lazım. Biraz benim okuduğum, hani dediğim gibi sonra net böyle hani şudur budur demem ama benim okuduğum şu. Hem biraz oyun planının daha önde oynanması, değişmesi, hem de artık bir yıldız oyuncuya ihtiyaç. Ya yıldızdan kası şöyle, abi sistem kilitlendi, çözülmüyor. Bir adam gelsin maçı çözsün. Talisca attı, gol oldu. Anladabildim mi? Yani tek başına böyle bir Osimhen, Rafa tarzı bir işler yapsın modunda. Bu çerçevede değerlendiriliyor. Bakalım, olma ihtimali var bence. Başka bir isim var mı? Şu anda yani daha aslında çok Hoca erken ama. sol bek istiyor. Onu söyleyeyim. Ben Evet, bir iki evet. söyleyeyim. Hoca sol bek istiyor. Kostic'i daha çok üçlü oynadığı dönemde, sistemde Kostic'i solda düşünüyor. Yani üçlünün sol kanadında Kostic'i düşünüyor. Dörtlü oynadığında da oraya bir sol bek istiyor. Bu nedenle sol bek transferi ben devre arası bekliyorum. Tabii ki Levent Mercan devreye girecektir. Orada bir problem yok ama gerçek anlamda bir sol bek istiyor. Başka takımla ilgili Cengiz'in bugün, ne çarşamba herhalde, yarından itibaren takımla çalışmasını bekliyoruz. Cengiz Ünder'in, Fancan'ın bu hafta olmayacağını belirtelim. Yani risk edilmesi Kayseri bildim. maçında İrfan Can yok. Evet, risk edilmeyeceğine dair bir bilgi aldım. Fenerbahçe artık daha önde oynuyor. Ancak ve ancak rakibe göre de plan yapıyor. Yani şimdi biz Kayseri'de, özellikle deplasmana gittiği maçlarda, Kayseri deplasmanında Fenerbahçe'nin nasıl oynadığını, sistemle alakalı değişiklik de yaptığını görebiliriz. Mesela Göztepe maçında farklı bir şey yaptı. Bodrum maçında biraz daha farklı bir şey yaptı. Yani bir oyun planı var mı? Var.
Biraz da önde oynuyor mu? Evet. Ama yine de rakibe göre bir plan yapıyor ve Kayseri maçında da rakibin artı ve eksisine göre farklı bir 11 ya da farklı bir dizilişte görme ihtimalimiz var. Transferde de sol bek konusu başta olmak üzere Talisca konusu var. En-Nesyri'yi satmıyor, takas da kullanmıyor. Ha, uçuk bir şey gelirse ancak o zaman olabilir diye söylendi. Başka genel çerçevede durumlar bu. O sayı ile oturuldu mu şey masaya? Hepsiyle görüşülüyor. İrfan'la ben anlaşmaya yakın olduğunu hissediyorum konuşmalardan. İrfan'ın kalma ihtimalinin de anlaşmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Tadiç ile alakalı biliyorsun onun da durum var. Tadiç oynayabildiği kadar oynamak istiyor. Ve ardından da teknik adamlık kariyerine geçmek istiyor Tadiç. O yüzden muhtemelen futbol kariyerini devam edecek. Hani konuştuğumuz Burada zaman. mı? He? Burada mı? Şimdi dur. Fenerbahçe'de mi Şimdi dur bırakacak? geleceğiz. Bekle bakalım. Geliyoruz işte yavaş yavaş. Evet. Ya vallahi billahi yemin ediyorum yani. Heyecanlandırdı beni. Ben biliyorsun Yok. Tadiç hayranı olduğum için. Tadiç'i sordum. Hani, nedir? Tadiç oynayabildiği kadar oynamak istiyor futbol. Ve şu anda gayet formda. O yüzden Fenerbahçe devamında da teknik adamlık kariyeri devam etmek istiyor. Futbolculuk kariyerini Tamam. yapacak. Öyle bir kariyer planı yapmış. Bu nedenle Fenerbahçe'de kendisiyle masaya oturacak. Tabii ki isteyenler var vesaire var, o var bu var. İnşallah kalır diyelim. Aa, niye? Bir dakika şimdi. Niye böyle söyledin? Adam istiyorlar, adam iyi oyuncu. Yani adam usta oyuncu. Yani bakma millet sallıyor da yani Tadiç gibi topçu az yani. Tadiç nereye gitmek istiyor? Daha henüz onunla ilgili bir karar yok. Daha çok var. Ama sonuçta başta Arap ülkelerinden olmak üzere Tadiç'i de isteyenler var. Ben İbrahim'in Fenerbahçe'den yana olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Orada bir problem yok. Artık 35, 34, 35 oldu yani. Hani adam gelir 3 yıllık kontrat verir, yıllık pat diye şu kadar para verir. Yani ben Tadiç'in kalmasını çok isterim. Hem ya başta Türk futbolu için isterim, Fenerbahçe için de isterim tabii doğal olarak. Ama talibi var yani Tadiç'in. Evet, bugün de Tadiç için doğum günü bu arada. Doğum günü kutlu Akşam olsun. kutlayalım. Aynen. Hadi bir Doğum günü doğum 34. günü kendi diline kutla bakalım. Yaz Google'da kutla. Yok, ben bir tek şeyi biliyorum ya. Neyi? Volimte. Onu kimle öğrendin? Onu kimle öğrendin? Sere Çantir hocandan diyeceksin. Yok, Herkese bakarken doğum gününü öğrendim. kutlayalım. Happy birthday diyelim Tadiç'e. Anne, bir Yıllar. birthday diyelim. Ondan sonra o da çok önemli, çok değerli bir profesyonel gerçekten. Evet. Ülkemizde kalır Ama diyelim. senle konuştuğum kadarıyla Daha mı? sanki Tadiç gidecekmiş gibi bir hissiyat Önemli, oldu bende. önemli oyuncu. Nergis yani önemli oyuncu. Adam Evet. iyi oyuncu yani. Evet. Peki, Hadi önümüzdeki günlerde zaten. Tadiç'e kendi dilinde bir şey yap bakalım. Bir doğum günü kutlaması yap bakayım. Nasıl kutlayayım? Yaz buraya Google Translate'e yaz. Dur bakayım, yazıyorum. Duşan Tadiç. Yani neyse Duşan Tadiç zaten söylersin o kadar. Onu Sağ yaz. ol. Gerçekten teşekkür ederim. Çok destekleyici oldu. Kameraya Dur bakalım şimdi. bakarak Duşan Tadiç'i de doğum gün kutlu olsun de. Ay, nasıl söyleniyor bu? Başka harfler bunlar. Vardır ya şey. Latin alfabesi alakalı. Latin alfabesi yok mu? Sırpçaya çevirdim. Yanlış mı yaptım? Doğru yaptım. Şey yap, boşnakça yap. Boşnakça olursa Latin alfabesi olur. Evet. Hadi bakalım oku. Buradan Duşan Tadiç'e. Evet. Buradan Duşan Tadiç'e sesleniyorum. Evet. Srecan Rojendal. Bravo Duşan. Tebrik Oldu ediyorum mu? seni. Bravo. Evet. Güzel. Vay be, tamam, bunu da öğrenmişim. Ben Volimte'ye bir şey daha O eklemiş zaman olmuşum. sen Mixon'da Tadiç'i görürsen böyle dersin. Aynen. Gerçi bu hafta Kayseri'de oynuyorsunuz ama neyse, artık Evet. bir dahakine. Nazik. Evet, Haydi. peki sevgili Senat, çok teşekkür Evet. ediyorum Ben sana. teşekkür ederim. Görüşürüz herkese. Görüşürüz, yine verdiğin bilgiler için teşekkürler. Dovi Denca. Haydi görüşürüz. Hadi Hoşça görüşürüz. kal dedim. Fazla fazla tamam. Ben hemen her şeyi uzatıyorum. Yani şu uzatma oyunu yok mu? Beni bitiriyor yani.
Hadi bay bay. Çok İyi sağ ol, görüşürüz. ağzına sağlık Bay Bülent. Evet sevgili izleyenler, böyle biraz Boşnakça biraz Türkçe bir yayın yapmış olduk. Hem milli takımımızla ilgili konuştuk hem de Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri aldık Senat Ok'tan. Transferlerle ilgili özellikle merak ettiğiniz varsa yayının tekrarını izleyebilirsiniz. Özellikle merak ettiğiniz Talisca konusunu da detaylı detaylı konuştuk diyelim. Yayınımızı noktalandıralım. Hoşça kalın.